6. sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerde bölme işlemiyle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, 4 işlem var ondalık sayılarda. Toplama çıkarma 4, 5. sınıfta gördünüz. Bunlar kolay, virgülleri alt alta getirmek yeterli. Çarpma biraz daha zor. Bölme işlemi maalesef bu 4 işlem arasında en zor olanı. Şimdi ilk olarak farklı farklı tabii bölme işlemlerini göreceğiz. İlk olarak kalanlı bölmeleri devam ettireceğiz sizlerle sevgili öğrencilerim. 15'i 6'ya böleceğim. 15'te 6. 2 kere var biliyorsunuz. 2 kere 6 12. Kalan 3 işte 3'ten sonrakini devam etmeyi göstereceğim ilk olarak. 15'i 6'ya böleceğim sevgili öğrencilerim. Lütfen dikkat edelim. 15'te 6 kaç kere var? 2 kere var. 2 tane 6 12 eder. Çıkarttım ve 3'ü buldum. Yani 5. sınıfa kadar buna diyorduk ki kalanlı bölme işlemi. Şimdi bundan sonrasını devam ettirmek önemli. Gerçekten çok kolay. Kalan olunca işlem bittikten sonra buraya bir virgül, buraya da bir sıfır atarsın ve işleme devam edersin. Bir virgül, bir tane de sıfır. 30'da 6 5 kere var. 5 tane 6 30 eder. Çıkartır ve 0'ı bulurum. 0'ı bulduğunca zaten işlem bitmiş olur. İşlem sonucumuz burada 2,5'tur. İkinci işlem 23'ü 4'e böleceğim. Yine kalanlı bir bölmeye devam ettirmek istiyorum. 23 bölü 4 dedim. 23'te 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder. Çıkarttım ve 3'ü buldum. Daha sonra işleme devam etmek istiyorsam buraya bir virgül, buraya da bir sıfır atmam gerekiyor. 30'da 4 7 kere var. 7 kere 4 28 eder. Çıkarttım 2. Bundan sonra kalan oldukça sağ tarafına 0 getirmek yeterli olur sevgili öğrencilerim. Virgül koymana gerek yok. Çünkü bir ondalık sayıda sadece bir tane virgül olur. Buraya bir 0 daha ekledim. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder. Çıkartır ve 0'ı bulurum. 23'te 4 5 tam %75 kere bulunur. 3 numaralı işlemde 61'i 5'e böleceğim. 61 bölü 5 dedim. 6'da 5 1 kere var. 1 kere 5 5 çıkarttım 1. 1 aşağıda. 11'de 5 2 kere var. 2 tane 5 10 eder. Çıkarttım ve 1'i buldum. Bundan sonra ne yapıyorduk? Buraya bir virgül atıyorduk. Buraya da bir 0 ekliyorduk. 10'da 5 2 kere var. 2 tane 5 10 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. 61'i 5'e böldüm. 12 tam 10'da 2 çıktı. Şimdi ondalık sayılarda çarpmadan da yararlanarak sağlamasını yapalım. 12 tam 10'da 2 ile yani bölenle bölümü çarparsam acaba 61'i bulabiliyor muyum? Hemen 5 ile çarpıyorum sevgili öğrencim. 5 kere 2 10'un 0'ı eder. Elde var 1. 5 kere 2 10 1 de elde 11'in 1'i. Elde var 1. 5 kere 1 5 1 de elde 6. Virgülden sonra bir sayı varsa sen de virgülü öyle bir yere koy ki virgülden sonra bir sayı olsun. Ve virgülden sonraki sıfırların bir değeri yoktu. İşlem sonucunu buradaki gibi 61 bulabiliriz. Son işleme lütfen dikkat edelim. 8'i 3'e böleceğim. 8 bölü 3 dedim. Sevgili öğrenciler 8'de 3 2 kere var. 2 tane 3 6 eder. Çıkarttım ve 2'yi buldum. İşleme devam etmek istiyorsam buraya bir virgül atarım. Buraya da bir sıfır atarım. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım. Yine 2 kaldı. İşleme devam etmek için bir sıfır atacağım. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım. 2'yi buldum. Yine bir sıfır attım. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım ve 2 buldum. Sürekli 20 çıkıyor. Sürekli 6 kere var diyoruz. Sürekli 6 kere 3 18 diyoruz. Kalan da sürekli 2 ve yanına bir sıfır atınca da aynı işlemi tekrar eden işlemleri yapıyoruz. Son kez yapıyorum. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım ve yine 2'yi buldum. Şimdi bu sonsuza kadar gider sevgili öğrenciler. Biz bunlara devirli ondalık sayılar diyoruz. Devirli ondalık sayılar. Devirli ondalık sayılarda yapmamız gereken şimdi biz burada sonsuza kadar 6 6 6 6 6 diye atacak halimiz yok. Bunun kısa bir gösteriş olması gerekiyor. Burada tekrar eden rakam hangisidir? 6'lardır değil mi? İlk tekrar eden rakama kadar alıyorum. Yani 2 tam 10'da 6'yı aldım şöyle. İşlemi artık sonlandırmam gerekiyor. Yoksa bu sonsuza kadar uzar. İlk tekrar eden rakama kadar aldım. Tekrar eden rakamın. Bak hepsine birden değil. Bu yanlış olur. Tekrar eden rakam hangisi? 6. Tekrar eden rakamın üzerine bir tane şöyle kısa çizgi koyarak bunun bir devirli ondalık sayı olduğunu belirtebiliriz. Bir soruyla devam edelim. Şeref'in 4 günlük harçlığı 15 tam 10'da 6 liradır. Şeref'e günlük ne kadar harçlık verildiğini bulalım. Yani sen bir hafta 7 günde 28 lira para alıyorsan günlük harçlığın ne olur? 28'i 7'ye bölersin. 4 lira olarak hesaplayabilirsin. O zaman biz de burada toplam para olan 15 tam 10'da 6'yı 4'e bölmemiz gerekiyor. Lütfen dikkat edelim. Şimdi burada bir virgül var değil mi? Bölünen sayıda bir virgül var. Yapmamız gereken bu sayıları virgülden kurtarmak.
Şimdi ben sana ayrı bir yerde bir şey göstermek istiyorum. Şimdi 6'yı sevgili öğrencim kaça böldün? 2'ye böldün. Kaç kere var? 3'e böldün. 3 kere var, değil mi? Şimdi 6'nın yanına bir tane 0 attın, 60 oldu. İşlemin değişmemesi için, sonucun 3 şekilde kalabilmesi için buraya da bir 0 attın. Yani 6'yı da 10'la çarptım, 60'ı buldum. 2'yi de 10'la çarptım, 20'yi buldum. 60'ta 20 kaç kere var? 3 kere var. Peki 2 0 atarsam, yani 6'yı 100 ile çarparsam 600 olur. 22'yi 100 ile çarparsam o da 200 olur. 600'ü de sen 200'e bölersen 3 sonucuna ulaşabilirsin. 6'da 2 3 kere var. 60'ta 20 3 kere var. 600'de 200 3 kere var. Sonuç değişmiyor. Sonucun değişmemesi için sen bunu 10 ile çarpıyorsun ya. Bunu da 10 ile çarparsan sonuç değişmez. Bunu 100 ile çarptın, bunu da 100 ile çarparsan sonuç değişmez. Bunu 1000 ile çarptın, bunu da 1000 ile çarparsan sonuç değişmez. Şimdi benim buradaki virgülü kurtarmam gerekiyor. Virgülden kurtarmam gerekiyor. Virgülden kurtarmak için, yani virgülü sağ tarafa doğru alabilmek için ne yapmam gerekiyor? Buradaki sayımızı bizim 10 ile çarpmamız lazım. Şimdi virgülü sildim. Artık virgülden kurtuldu ve sayımız 10 ile çarpıldı. Sonucun değişmemesi için 4'ü de 10 ile çarpmam gerekiyor. 4'ü de 10 ile çarptım ve 40'ı buldum. Ha ben 15 tam 10'da 6'yı 4'e bölmüşüm. Ha ben 156'yı 40'a bölmüşüm. İkisinde de aynı sonuca ulaşabilirim. 1'de 40 yok. İşleme devam ediyoruz virgülden kurtardıktan sonra. 15'te 40 yok. 156'da 40 3 kere var. 3 tane 40 120 eder. Çıkarttım. 6, 3 ve 0. Daha sonra işleme devam edeceğim. Nasıldı? Buraya bir virgül, buraya bir 0 atıyorum. 360'da 40 9 kere var. 9 kere 40 360 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu 0 olarak bulabilirim. Demek ki Şeref'in bir günlük karşılığı 3 tam 10'da 9 lira olur. Şimdi ben sana burada bir işlem daha, bir yöntem daha göstermek istiyorum. 15 tam 10'da 6'yı böleceğiz 4'e, değil mi? Şimdi burada kaça bölüyorsun? 4'e bölüyorsun. Tam kısmına bakıyorum. Tam kısmında ne var? 15 var. 15 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. İşleme virgül yokmuş gibi devam et. Dikkat et. 1'de 4 yok. 15'te 4 3 kere var. 3 kere 4 12 olur. Çıkarttım ve 3'ü aşağı indirdim. Şimdi sonra ne yapacağız? 6'yı aşağı indireceğiz. Yalnız ben burada 6'yı aşağı indirirken önemlidir burası. Karşıma bir virgül çıkıyor. 5 ve 6'nın arasında bir virgül var. 6'yı aşağı indireyim. Burada bir virgül çıktığı için hemen buradaki bölüme bir tane virgül eklemek zorundayım. 36'da 4 9 kere var. 9 kere 4 36 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. İster birinci yöntem, ister ikinci yöntem, bu tarz sorularda istediğin yöntemi uygulayabilirsin. Benzer bir alıştırmayla devam edelim. 23 tam 10'da 4'ü 9'a böleceğim. İki türlü de yapacağım sana bunu. İstersen virgülden kurtaracağım birinci yöntemi, diğer yöntemde de virgülle de işleme devam etmek istiyorum. Şimdi virgül bunun bir basamak sağ tarafında kalıyor. Yani ben bu sayıyı virgülden kurtarmak için 10 ile çarpmam gerekiyor. 10 ile çarptım. Artık sayıda virgül yok. Sayı 234 oldu. 10 ile de bunu çarpıyorum sonucun değişmemesi için. O 6 ve 2, 60 ve 20, 600 ve 200 oradan aklımıza gelsin. Artık sayıları virgülden kurtardık. Yani virgülden kurtardıktan sonra sorumuza, alıştırmamıza devam edebiliriz. 2'de 90 yok. 23'te 90 yok. 234'te 92 kere var. 2 tane 90, 180 eder. Devam ediyoruz. 4 aşağıda. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Buraya da bir tane 0 ekledim. İşleme devam etmek için buraya bir virgül, buraya bir 0. 540'ta 90 6 kere var. 6 kere 90 540 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Bu yöntemin adı bölüneni de böleni de virgülden kurtarma yöntemi. Başka yöntemlerle de tabii ki yapabiliriz. 23 tam 10'da 4'ü 9'a böleceğim. İşleme devam edelim. Şuna bakmak gerekiyor bunda da. Tam kısımda kaç var? 23. Burada kaç var? 9. 23'te 9 varsa işleme bu şekilde devam edebilirsin. He, tam kısmında eğer bölen yoksa o zaman senin yapman gereken her iki sayıda virgülden kurtarmak. Çocuklar 2'de 9 yok. 23'te 9 kaç kere var? 2 kere var. 2 tane 9 18 eder. Çıkarttım ve 5'i buldum. Şimdi 4'ü aşağı indireceğim ama ne var burada? 3'ten 4'e geçerken bir virgülle karşılaşıyorum. Sen 4'ü aşağı indir. Buraya da bir tane virgül eklemeyi unutma. 54'te 9 6 kere var. 6 kere 9 54 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilir. Şimdi buradaki bölme alıştırmalarına lütfen dikkat edelim. 4 tam 18'i 0 tam 18'e böleceğim. Şimdi hepsine dikkat edince bölen ve bölünene bakıyorum. Bak 4 tam 10'da 8'i
0 tam 10'da 8'e böleceğim. Her iki sayıyı da virgülden kurtarmak için ne yapmam gerekiyor? Bölüneni de 10'la çarpacağım. Böleni de 10'la çarpacağım, değil mi? Hatta şöyle söyleyeyim sana. Virgülden sonra kaç rakam var? Bir tane. Burada kaç tane rakam var? Burada da bir tane var. O zaman senin burada virgülleri falan görmene gerek yok sevgili öğrenci. Yani sayımız burada. Biri 48'dir, biri 8'dir. 48'de 8, 6 kere var. 6 tane 8, 48 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu 6 olarak bulabilir. Gerçekten kolay. 6 tam 10'da 3'ü böleceğim. 2 tam 10'da 1'e. Şimdi bölende de, bölünende de virgülden sonra kaç rakam var ona bakıyorum. Bak burada da bir rakam var. Burada da bir rakam var. İkisinde de bir rakam varsa sevgili öğrencim, ben şunu üzerine çarpı atıyorum. Yani virgülleri ortadan kaldırıyorum. Yalnız kafana göre virgülleri kaldıramazsın. Bak bura önemli. Virgülden sonra aynı rakamlar, aynı sayıda rakamlar varsa kaldırabilirsin. Virgülden sonra bir tane rakam var. Burada da virgülden sonra bir tane rakam var. O zaman virgülleri iptal eder. Bunları 63 ve 21 diyebilirim. 63'te de 21 3 kere var. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6 çıkartır ve 0'ı bulabilir. Buradaki işleme baktığımız zaman 7 tam 10'da 2'yi 0 tam 10'da 8'e bölmem isteniyor. Benden 7 tam 10'da 2 ve 0 tam 10'da 8 yazdım. Virgülden sonra her ikisinde de bak virgülden sonra bir tane rakam var. Burada da virgülden sonra bir rakam var. O zaman sen burada ikisinde de eşit miktarda rakam olduğu için virgülleri iptal edebilirsin. Birinde 72 var, birinde 8 var. 72'de 8 9 kere var. 9 kere 8 72 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. Aynı mantık burada da var. 9 tam 10'da 6'yı böleceğim ben 1 tam 10'da 2'ye. İkisinde de virgülden sonra bir tane rakam var. O zaman virgülleri burada iptal edebilirim. İptal ettim. Birinde 96, birinde 12 var. 96'da 12 8 kere var. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var. 1 8 kere 1 8 1 elde 9 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. Buradaki alıştırmalara dikkat edelim. Burada da dikkat edin sevgili öğrencilerim. Birinde virgülden sonra iki tane rakam var. Birinde virgülden sonra tek rakam var. Şimdi 4, 47, 0, 3'e bölmemi istiyor benden. 4 tam %47'yi böleceğim ben 0 tam 10'da 3'e. Burada virgülden sonraki rakamlar bizim için önemli. Şimdi ondalık sayılarda çarpma da gösterdik. Virgülden kurtarmak için biz bunu 100 ile çarpmamız gerekiyor. Doğru mu? Yani 10 ile çarptın 4 ile 7'nin arasına gelir. 10 ile daha çarparsan virgül artık 7'nin sağ tarafına gelir ve sayı virgülden kurtulur. Sen sol tarafı 100 ile çarptın ya. Burayı da senin sonucun değişmemesi için burayı da 100 ile çarpman gerekiyor. Şimdi 100 ile çarptık artık sayı virgülden kurtuldu ve 447 oldu. 0 tam 10'da 3'ü 100 ile çarpacağım. 10 ile çarparım. Hani 100 ile çarpmak 2 defa 10 ile çarpmak demektir zaten. 10 ile çarparım sayı 3 olur. Bir daha 10 ile çarparsam da artık burası 30 olur. Burayı sildim ve onun yerine de 30 yazdım sevgili öğrencilerim. İşleme şimdi devam edelim. 447'yi 30'a bölersem de aynı sonuca ulaşabilirim. 44'te 30 bir kere var. Bir kere 30 30 eder. Çıkarttım 14 kaldı. 7 aşağıda. 147'de 30 4 kere var. 4 kere 30 120 eder. Çıkarttım 7 2 ve 0 kaldı. İşleme devam etmek için buraya bir virgül, buraya da bir sıfır atıyorsun. 270'te 30 9 kere var. 9 kere 30 270 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilir. İşlem sonucu 14 tam 10'da 9. İkinci alıştırmada 6 tam %15'i bölmem isteniyor 0 tam 10'da 5'e. Dikkatli bakacak olursak bizim burayı hani virgülden sonra iki tane rakam var ya virgülden kurtarmamız için 100 ile çarpmamız gerekiyor. Sonucun değişmemesi için sağ taraftaki böleni de 100 ile çarpman gerekiyor. Şimdi 100 ile çarptık artık 6 tam %15'te virgül yok 615 oldu. 0 tam 10'da 5'te de 100 ile çarpacağım. 10 ile çarparım sayı 5 olur. Bir de 10 ile çarparım sayı 50 olur değil mi? O zaman burayı sildim ve 50 yaptım. Artık ikisinde de virgül yok. Birisi 615 birisi 50 oldu. Virgülsüz bu işi daha kolay yapabilirsin. Bölme işlemine geçiyoruz. 6'da 50 yok. 61'de 50 bir kere var. Bir kere 50 50 eder. Çıkarttım. 1, 1, 5 aşağıda. 115'te 50 2 kere var. 2 tane 50 100 eder. Çıkarttım. 5, 1 ve 0. İşleme devam edeceğim. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır atıyorum. 150'de 50 3 kere var. 3 tane 50 150 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. İşlem sonucu 12 tam 10'da 3'tür. 8 tam %19'a baktığım zaman virgülden sonra 2 tane rakam olduğunu görüyorum. Biz bu sayıyı virgülden kurtarmak için sayımızı 100 ile çarpmamız gerekiyor. Sonucun değişmemesi için
Burayı da 100 ile çarpmam gerekiyor. Bunu aslında bir genişletme olarak düşünebilirsin sevgili öğrenci. Genişletmede aynı sayıları bulup denk kesirler çıkartabiliyorsun. Mesela 1 ile 2'yi çarptın. 2 ile de 2'yi çarptın. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4. Şimdi 2'de 1 nedir? Yarımdır. Burası bir yarım. Pay ve paydayı aynı sayılarla çarpıyorsun. 4'te 2 buluyorsun. 4'te 2 de bir yarımdır. Sonuç değişmiyor yani burada. Aynı mantık gibi düşünebilirsin aslında. Bölünenle böleni pay ve payda gibi düşünebilirsin. İkisini de 100 ile çarpınca 100 ile genişletmiş oluyorsun. Ve sonuçta yine aynı kalıyor. Şimdi 100 ile çarpınca artık burada virgül kalmadı. 8 tam %19 oldu. 0 tam 19, onda 9'u da 100 ile çarparsan 90 sonucuna ulaşırsın. Virgülü bir basamak sağ tarafa aldın. Bir sıfır gitti. Sayı 9 oldu. Kalan sıfırı da 9'un sağ tarafına getirerek 90'ı bulabilirim. 8'de 90 yok. 81'de 90 yok. 819'da 90 9 kere var. 9 kere 90 810 eder sevgili öğrencim. Çıkarttım. 9, 0, 0. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır attım. 90'da 90 bir kere var. Bir kere 90, 90 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu sıfır olarak bulabilirim. Bu işlem sonucu 9 tam 10'da 1 olur. 1 tam %44'ü 1 tam 10'da 2'ye böleceğim. 1 tam %44'ü yazdım. Bunu bölmek istiyorum. 1 tam 10'da 2'ye aynı mantık. Virgülden sonra bakın burada 2 tane rakam var. Burayı 100 ile çarpacağım, virgülden kurtarayım. İşlem sonucunun değişmemesi için burayı da 100 ile çarpmam gerekiyor. 100 ile çarptık, artık burada virgül kalmadı. Sayı 144 oldu. Bunu 100 ile çarparsam sayımız burada 120 olur. 144'ü 120'ye böleceğim. 144'te 120 bir kere var. Bir kere 120, 120 eder. Çıkarttım. 4, 2 ve 0. İşleme devam etmek için buraya bir virgül, buraya bir sıfır atıyorum. 240'ta 120 iki kere var. 2 tane 120. 2 düzü neden aklınıza gelsin? 24'ten 240 eder. Çıkartır ve sıfırı yani bulabilirim. İşlem sonucu burada 1 tam 10'da 2'dir. Virgüllü sayılarda özellikle sevgili öğrenciler her iki tarafı da hem bölen sayıyı hem bölünen sayıyı virgülden kurtarmaya dikkat edelim. Burada kullanacağımız teknik neydi? Virgülden sonra kaç tane rakam var? 2 tane. Burada da 2 tane rakam var. O zaman gel her ikisindeki virgülleri sil. Çünkü ikisinde de virgülden sonra 2 tane rakam var. Aslında yaptığımız ne biliyor musun? Sol taraftaki sayıyı 100'e bölüyoruz. 100 ile çarpıyoruz. Sağ taraftaki sayıyı da 100 ile çarpıyoruz. İkisini de 100 ile çarpınca biri 236 olur, biri 4 olur. 236'yı 4'e bölünce de aynı sonuca ulaşabilirsin. 23'te 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder. Çıkarttım. 3 6 aşağıda. 36'da 4 9 kere var. 9 kere 4 36 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilir. İşlem sonucu 59 olur. 1 tam 1000'de 935'e 0 tam %15'e böleceğim. Burada iki yöntem göstermek istiyorum sana. Şimdi 1 tam 1000'de 935'i böleceğim sevgili öğrencim 0 tam %15'e. Bak burada virgülleri silemezsin. Niye? Virgülden sonra 3 tane rakam var. Burada virgülden sonra 2 tane rakam var. Şimdi biz buradaki sayıyı virgülden kurtarmamız için 10'la çarparız. Bir daha 10'la çarparız. Bir daha 10'la çarparız. 3 defa 10'la çarpmak sayıyı 1000'le çarpmak demektir. 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000'den aklımıza gelsin. Şimdi biz buradaki sayıyı 1000'le çarptık değil mi? Sol taraftaki sayıyı 1000'le çarptık ve sayıda virgül kalmadı. Sonucun değişmemesi için burayı da benim 1000 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi 1000 içerisinde kaç tane sıfır var? Şöyle yapayım. 1000 içerisinde 3 tane sıfır var. Bak bunların 2 tanesi virgülü sağ tarafa doğru almak için geri kalan sıfırı da eklersem 15'in sağına ne olur? Burası 150 olur. Yani sen 1935'i 150'ye bölsen de aynı sonuca ulaşabilirsin. 1'de 150 yok. 19'da yok. 193'te 150 bir kere var. Bir kere 150, 150 eder. Çıkarttım. 3, 4 ve 0, 5 aşağıda. 435'te 150 2 kere var. 2 defa 150 300 eder. Çıkarttım. 5, 3 ve 1 oldu. İşleme bundan sonra devam edeceğiz. Bir virgül, buraya da bir sıfır ekledim. 1350'de 150 9 kere var. 9 kere 150 1350 eder. Çıkartır ve sıfırı bulabilirim. İşlem sonucu 12 tam 10'da 9'dur. Bir yöntem daha göstermek istiyorum sizlere. Şimdi 1 tam 1000'de 935'imizi yazdık. Sağ tarafına da 0 tam %15'imizi yazdık. Burada sağ taraftaki sayıyı sadece virgülden kurtarmamız yeterli. Yani
Sıfır tam %15'i virgülden kurtarmak için ne yapmamız gerekiyor? 100 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi bunu da virgülü sildik. Bu artık sayımız 15 oldu. Tabii sonucun değişmemesi için burayı da benim 100 ile çarpmam gerekiyor. 100 ile çarpmak demek buradaki virgülü iki basamak sağ tarafa doğru getirmek demektir. Yani artık virgül 3 ile 5'in arasında. Peki tam kısma bakıyorum. 193 var. Burada da 15 var. 193 içerisinde 15 var mı? Var. O zaman işleme böyle de devam edebilirim. 19'da 15 bir kere var. Bir kere 15, 15. Yani demek istediğim burada bölen olan sayıyı kesinlikle virgülden kurtarman gerekiyor. Bölüneni bırakabilirsin. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 3'ü aşağı indirdim. 43'te 15 iki kere var. 2 tane 15, 30 eder. Çıkarttım 13. Dikkat et. 5'i aşağı indirirken karşıma bir tane virgül çıkıyor. Virgül çıktığı için buraya da bir virgül eklemem gerekiyor benim. 135'te 15 9 kere var. 9 tane 15 135 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu 0 olarak bulabilirim. Bu senin kafanı karıştırıyorsa bu da bir yöntemdir. Karıştırıyorsa bölme işlemi yaptığın sayılarda her iki sayı da virgülden kurtarabilirsin. Buraya baktığımız zaman 9 tam 10'da 6'yı 0 tam %32'ye bölmemi istiyor bizden. 9 tam 10'da 6'yı yazdım ve ben bunu 0 tam %32'ye böleceğim. Burada virgülden sonra dikkat edin, birinde bir tane rakam var, birinde iki tane rakam var. Bu rakam sayısı önemli. Şimdi rakam sayısı fazla olanı virgülden kurtaralım. Yani bölen olan sayı. Virgülü bizim buraya alabilmemiz için. Yani 0,32'yi 32 yapmak için sayımızı bizim 100 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi sonucun değişmemesi için burayı da bizim 100 ile çarpmamız gerekiyor. 10 ile çarparsak virgül buraya gelir. Bir daha 10 ile çarparsak yani 100 ile çarpmış oluruz. Artık 6 sağ tarafında bir tane sıfır olduğunu görebilirsin. Yani bu sayımızın birisi 960 oldu, birisi 32 oldu. Birbirlerinin katlarıdır zaten. Sonucun oradan bile değişmeyeceğini anlayabilirsin. 96'da 32 3 kere var. 3 tane 32 96 eder. Çıkarttım 0. Burası 0 olunca kalan 0'ı sağ tarafa doğru getirebiliriz. Şimdi buradaki alıştırmaya dikkat edelim. Öncekilere benzemiyor. 2 tam 10'da 4'ü 3'e böleceğim. 2 tam 10'da 4 3'ten büyük bir sayıdır. Doğru mu? Bununla ilgili bir bölme işlemi yapmadık. Yani her zaman büyük bir sayı küçük bir sayıya böldük bu videomuzda. Ama küçük bir sayı büyük bir sayıya bölmedik. Dikkat edelim. Biz bunu virgülden kurtarmak için 10'la çarpmamız gerekiyor, değil mi? Burayı 10'la çarparsam virgülden kurtulur, 24 olur. Burayı da sonucun değişmemesi için 10 ile çarpmamız gerekiyor. Şu önce bu virgülden kurtarma işini bir halledelim. Ne oldu sayımız? Birisi 24 oldu, birisi 30 oldu. Şimdi 24'te 30 yok. Ne yapmam gerekiyor burada? Sevgili öğrenciler, 24'te 30 yoksa şurayı şöyle birazcık açalım. 24'te 30 yoksa yapman gereken buraya bir sıfır, buraya sıfır ve virgül koyman gerekiyor. 240'ta 30 var, değil mi? 240'ta 30 8 kere var. 8 kere 30 240 eder. Çıkartır ve sıfırı bulabilir. İşlem sonucu 0 tam 10'da 8 olur. Buraya bakıyorum. Yine küçük bir sayı, kendisinden daha büyük olan bir sayıya böleceğim. 0 tam %30. Yani küçük sayı 0 tam. Daha 1 tam bile değil. Biz bunu 3 tama bölmeye çalışıyoruz. Şimdi virgülden sonra kaç tane rakam var? 2 tane rakam var. Biz buradaki virgülü silelim sevgili öğrencilerim. Sayı ne oldu? Sayı 33 oldu. Tabii sen burada virgülü silmek için iki basamak sağ tarafa doğru aldın. Sayımızı burada 100 ile çarptın, değil mi? Sağ taraftaki sayımızı da bizim 100 ile çarpmamız gerekiyor. 100 ile çarpmak sağ tarafına 2 tane 0 eklemektir. 33'ü 300'e bölsen de aynı sonuca ulaşabilirsin. Şimdi sevgili öğrencim, 33'te 300 var mı? Kesinlikle yok. Ne yapmam gerekiyor? Buraya bir 0, buraya da 0 ve virgül koymam gerekiyor. 330'da 300 bir kere var. Bir kere 300, 300 eder. Çıkarttım ve 30'u buldum. Yani sayı içerisinde bulunan bölüm içerisinde bir tane virgül varsa artık sürekli 0 getirerek işleme devam edebilirsin. Buraya bir 0 daha getirdim. 300'de 300 bir kere var. Bir kere 300, 300 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilir. İşlem sonucu 0 tam %11 olur. Şimdi 7'yi böleceğiz sevgili öğrencim. 140'a. Dikkat edelim lütfen. 7'yi 140'a bölmem isteniyor benden. 7'yi yazdım ve 140'ı yazdım. Dikkat et lütfen buna. Bu da farklı bir alıştırma. 7'de 140 var mı? Yok. Buraya bir 0 atarsın. Buraya da 0 ve virgül koyarsın. Şimdi 70'te 140 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 daha atarsın. Buraya da bir 0 daha atarsın. Unutma. 0 unutursan kayıp olur orada. Yani 0 tam 10'da 5 bulursun mesela. 0 tam 10'da 5 ile 0 tam %5 arasında çok büyük fark var. Bununla ilgili bir alıştırma daha yapacağım. 700 oldu ve 140. 700'de 140 var. 5 kere var.
5 kere 140, 700 eder. Çıkartın ve sıfırı bulabilirim. İşlem sonucu sıfırdan %5 olur. 3'ü 150'ye böleceğim sevgili öğrencim. 3 bölü 150 yazdıktan sonra kendisinden küçük bir sayıyı büyük bir sayıya nasıl bölebilirsin acaba? Ona bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat et. Bununla ilgili bir yöntem daha göstereceğim sana. 3'te 150 yoksa buraya bir 0 virgül koyduktan sonra buraya bir 0 atarsın. 30'da 50 yine yok. O zaman buraya bir 0 attın ya 300 oldu. Buraya da bir 0 atman gerekiyor. 300'de 150 iki kere var. 2 tane 150 300 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu 0 olarak bulabilirim. Her bölme işlemini kesir şeklinde de yazabileceğimizi biliyorsun. 3 bölü 150'yi 3 bölü 150 şeklinde kesir şeklinde yazabilirim. Sadeleştirme yaparsam 3'ü 3'e böldüm bir kere var. 150'yi 3'e böldüm. 50 kere var. 50'de biri ondalık sayı olarak yazmak istiyorum. 2 ile genişlettim sevgili öğrencim. 2 kere 1 2 eder. 2 tane 50 100 eder. %2'yi de 0 tam %2 şeklinde yazabilirim. 6 tam %45'i 0 tam 10'da 3'e böleceğim. Virgülden sonra 2 tane rakam var. Burada 1 tane rakam var. Bizim burada virgülü şöyle almamız için sayımızı 100 ile çarpmamız gerekiyor. Sonucun değişmemesi için burayı da 100 ile çarpman gerekiyor. 100 ile çarptım, artık sayıda virgül kalmadı. 10 ile çarptın, virgül kalmadı. Bir kez daha 10 ile çarpıp burayı 30 olarak bulabilirim. 64'te 30 işleme geçti şimdi. İki defa var. İki tane 30 60 eder. Çıkarttım ve 4'ü buldum. 5 aşağıda. 45'te 30 bir kere var. Bir kere 30 30 eder. Çıkarttım. Kalan 15 olarak buldum. Hani artık kalan bitti. Kalanı burada bizim sonuçlandırmamız gerekiyor. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır attım. 150'de 30 5 kere var. 5 tane 30 150 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu kalanı 0, işlem sonucunu 21 tam 10'da 5 olarak bulabilirim. 12 tam 10'da 6'yı 6'ya böleceğiz sevgili öğrenciler. Yani tam kısmı zaten bölmek için yeterliyse direkt yapabilirsin. 12 burada 6'dan büyük olan bir sayı değil mi? O zaman direkt 1'de 6 yok. 12'de 6 2 kere var. 2 tane 6 12 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Şimdi hangi sayı indireceğiz? Yanındaki 6'yı indireceğiz. İndirirken 2 ve 6 arasında virgül varsa buraya da bir virgül atmam gerekiyor. 6'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkarttım ve 0'ı bulabilirim. Başka bir yönde de yapalım bunu. 12 tam 10'da 6'yı 6'ya böleceğim. Şimdi buradaki virgülü sildik. Ne yaptık? 10'la çarptık değil mi? Sayı 126 oldu. İşlemin değişmemesi için şöyle yapalım. Burayı 10'la çarptın. Burayı da senin işlemin değişmemesi için böleni de 10'la çarpman gerekiyor. 10'la çarpınca da sağ tarafına bir sıfır ekliyorsun. 1'de 60 yok. 12'de yok. 126'da 60 2 kere var. 2 tane 60 120 eder. Çıkarttım ve 6'yı buldum. İşleme devam edeceğim. Bir virgül, bir sıfır. 60'da 60 bir kere var. Bir kere 60 60 eder. Çıkartır ve sıfırı bulabilir. Bu şekilde de 2 tam 10'da 1'e ulaşabilirsin. Bir diğer alt konumuz ondalık gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile bölmeye sevgili öğrencilerim. Burada sayılar içerisindeki sıfırlardan yararlanmamız gerekiyor. 10 içerisinde bir sıfır, 100 içerisinde iki sıfır, 1000 içerisinde 3 tane sıfır var. Aynı sayıyı 10'a, 100'e ve 1000'e bölelim. Şimdi bölme işlemi azalan bir işlemdir sevgili öğrencilerim. Çünkü aynı konudan bir de çarpma işlemi de var. Çarpma işlemi de artan bir işlemdir. Yani 10 ile çarpıyorsun, sayıya baktığın zaman sayının artması gerekiyor. 10 ile bölüyorsun, sayıya baktığın zaman sayının azalması gerekiyor. 33 tam 10'da 6'yı 10'a böleceğim, 100'e böleceğim ve 1000'e böleceğim. Öncelikle 10'a böleceğim. Yanındaki sıfırlardan yararlanabilirim. Onun içerisinde kaç tane sıfır var? Bir tane. O zaman sen de burada ok yönünde virgülü kaydırman gerekiyor. Bir sıfır varsa bir tane kaydırırsın. İki sıfır varsa iki tane kaydırırsın. Üç tane sıfır varsa üç tane kaydırman gerekiyor. Biz burada virgülü sevgili öğrencilerim ona bölüyoruz ya. Virgülü bir basamak sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. İşlem sonucu 3 tam %36 olur. 33 tam 10'la 6'yı 100'e böleceğim. Bakın 100'ün içerisinde kaç tane sıfır var? 2 tane. O zaman biz virgülü sol tarafa doğru 2 basamak kaydırmamız gerekiyor. Birinci basamakta sayı 3'lerin arasına girer. İkinci basamakta 3'ün sol tarafına girer. Yani şöyle olur. Virgül 336. Tabii başındaki sıfırı da yazmayı unutmayacağım. İşlem sonucu 0 tam 1000'de 336'dır. Buraya dikkat edelim. Şimdi 33 tam 10'da 6'yı 1000'e böleceğim. 1000 içerisinde kaç tane sıfırımız var? 3 tane sıfırımız var.
O zaman virgülü ok yönünde 3 defa sol tarafa doğru kaydırmamız gerekiyor. Bakın, birinci kaydırınca üçlerin arasına girer. İkinci defa da üçün sol tarafına girer. Başka da kalmadıysa bizim başına bir sıfır daha eklememiz gerekiyor. Sıfırı ekledim. Virgül burada. 3'ü yazdım, 3'ü yazdım, 6'yı yazdım. Ne oldu? Virgülü 3 basamak sol tarafa kaydırmam gerekiyor. Yani 3 basamak için burada bir kere sıfır olması lazım. Virgülü şöyle sıfırın sol tarafına doğru kaydırmam gerekiyor. Tabii virgül 10.000'de 336 diye bir sayı olamaz maalesef. Sen bunun başına bir tam sayının değeri olan sıfırı eklemen gerekiyor. İşlem sonucu sıfır tam 10.000'de 336'dır. 4'ü 100'e böleceğim. Sevgili öğrencilerim, 100'ün içerisinde 2 tane sıfırımız var. Virgülü şöyle düşünebilirsin. Virgülü ben aldım, bu tarafa doğru ekledim. Bir tane 10'a böldük. Yani bir tane sıfır kadar sol tarafa doğru getirdim. Daha sonra sevgili öğrencim, bir kez daha 10'a böleceğim. 2 defa bölmüş oluyorum. Virgül başka rakam kalmadığına göre sıfır ve virgül yapmam gerekiyor. Başına da sıfır tam sayısını ekleyince sıfır tam %4 şeklinde bulabilirim. 562'yi 10'a böleceğim. Sayının sağ tarafında bir sıfır olsa silmem yeterli. Sıfır yoksa o zaman bir basamak virgülü kaydırıp 6 ile 2 arasına getirmemiz gerekiyor. 56 tam 10'da 2. Niye bir basamak kaydırdık? Çünkü sayıyı 10'a bölüyorum. Onun içerisinde bir tane sıfır var. 20 tam 10'da 5'i 10'a böleceğim. Onun içerisinde bir tane sıfır varsa biz de ok yönünde virgülü bir basamak sol tarafa doğru kaydırmamız gerekiyor. Virgülün burada sonuç üzerinde 2 ve 0'ın arasında olması lazım. İşlem sonucu 2 tam %5 olur. 4518'i 1000'e böleceğim. 1000 içerisinde 3 tane 0 varsa virgülü 3 basamak sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. Normalde virgülümüz burada. Bir basamak kaydırırsam 1 ve 8'in arasına girer. İkinci basamakta 5 ve 1'in arasına girer. Üçüncü basamakta 4 ve 5'in arasına girer. İşlem sonucu 4 tam 1518 olur. 18 tam 10'da 6'yı 0 tam 10'da 3'e böleceğim sevgili öğrencilerim. 18 tam 10'da 6'yı yazdım. 0 tam 10'da 3'ü de yazdıktan sonra şuna bakıyorum. Bakın virgülden sonra bir basamak var. Burada da bir tane basamak var. O zaman bizim burada ikisinde de aynı miktarda basamak varsa virgülleri silmemiz yeterli bizim için. Her ikisinde virgülden sonra iki rakam olsaydı yine virgülü silebilirdim. Yani 186'yı 3'e böleceğim. 18'de 3 6 kere var. 6 tane 3 18 eder. Çıkarttım 0. 6 aşağıda. 6'da 3 2 kere var. 2 tane 3 6 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. 74 tam 10'da 5'i yazalım. 74 tam 10'da 5'i bölmem isteniyor. 0 tam 10'da 5'e. Dikkat ediyorum. Virgülden sonra bir tane rakam var. Burada da virgülden sonra bir rakam varsa ikisindeki virgülleri kaldırabilirim. Birisi 745 oldu, birisi 5 oldu. 7'de 5, 1 kere var. 1 kere 5, 5 çıkarttı 2. 4 aşağıda, 24'te 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20 çıkarttım, 4'ü buldum. 5 aşağıda, 45'te 5, 9 kere var. 9 kere 5, 45 eder. Çıkarttım, 0'ı buldum. İşlem sonucu 149'dur. 0 tam %36'yı 0 tam %2'ye böleceğim. Yazalım. 0 tam %36 bölünecek bu sıfır tam %2. Dikkat et, virgülden sonra iki rakam var. Burada da iki rakam var. Her ikisinde de eşit olan rakamlar varsa virgülleri silerim. Artık sayıda virgül yoktur. 36'yı 2'ye böleceksin. 36'nın yarısı da 18 olur. 10,5'u 5'e böleceğim. Birinde virgül var, birinde yok. Sevgili öğrenciler, 10,5'umuzu yazdık ve bunu bölmek istiyoruz 5'e. Virgülden kurtarmak için soldaki sayıyı 10'la çarpmamız gerekiyor. Sonucun değişmemesi için burayı da bizim 10'la çarpmamız gerekiyor. 10'la çarptık, sayı 10,5'tu, 105 oldu. Burayı da 10'la çarparsam 50 olur. 105 içerisinde 50'ye bakalım. 1'de 50 yok, 10'da 50 yok, 105'te 50 2 kere var. 2 tane 50, 100 eder. Çıkarttım hemen, 105'ten 100 çıktı, 5 kaldı. İşleme devam etmek için buraya bir virgül, buraya da bir sıfır atarım. 50'de 50 bir kere var. Bir kere 50 50 eder. Çıkartır ve sıfırı bulabiliriz. Buraya baktığımız zaman 45'i 0 tam %9'a bölmemiz isteniyor bizden. 45'i böleceğim 0 tam %9'a. Birinde virgül var, birinde yok. Virgülden kurtarmak için 100 ile çarpmamız gerekiyor. Sonucun değişmemesi için burayı da benim 100 ile çarpmam lazım. Şimdi 100 ile çarptık, sayı 9 oldu. Burayı da 100 ile çarparsak buradaki sayımız 4500 olur. 45'te 9 5 kere var. 5 kere 9 45 eder. Çıkarttık 0.
Sıfır olunca kalan buradaki iki tane sıfırı sağ tarafa doğru ekleyip 500'ü bulabiliriz. Sıfır tam %84'ü, sıfır tam 10'da 4'e bölmem isteniyor benden. Sıfır tam %84'ü böleceğim, sıfır tam 10'da 4'ü. Dikkat edelim. Virgülden sonra iki rakam var. Burada bir rakam var. Şimdi iki tane rakam olanı virgülden kurtarmak için 100 ile çarpmam gerekiyor. Sonucun değişmemesi için de burayı 100 ile çarpmam gerekiyor. 100 ile çarptım. Sayı 84 oldu. Dikkat et buraya. 100 ile çarparsan 0 tam 10'da 4'ü, bak 10 ile çarptın, sayı ne olur? 4 olur. Bir daha 10 ile çarparsın, sayı 40 olur. Burayı sildim. Onun yerine de 40'ımızı yazdık. 84'te 40 2 kere var. 2 tane 40 80 eder. Çıkarttım. 4'ü buldum. İşleme devam edeceğim. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır attım. 40'ta 40 bir kere var. Bir kere 40 40 eder. Çıkartır ve işlem sonucunu sıfır olarak bulabilir. İşlem, kalan sıfır işlem sonucu da 2 tam 10'da 1 olarak bulabiliriz.